Merhaba, ben Berfin, YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Dün YouTube'dan bir anket yapmıştım, fit tatlı yapalım mı beraber diye. Belli bir kısım şekersiz tatlı olur mu dedi ama geri kalan herkes yapalım dedi. Ben de dedim ki o zaman hemen kameranın karşısına geçeyim ve beraber çok güzel sağlıklı tatlılar yapalım. Çok spontane gideceğim aslında. Bu arada şundan da bahsedeyim, yaptığım sadece tek bir tarif, yani sadece sağlıklı dondurma benim tarifim. Geri kalan işte daha önce bir yerlerden gördüğüm ama nereden gördüğümü asla hatırlamadım. Devamlı yaptığım tarifler ama tabii bazılarının üstünde oynadım mesela. Kurabiye tarifiydi, ben onu brownie'ye çevirdim gibi gibi. Evet, gördüğünüz gibi ben burada malzemelerimi hazırladım. İlk tatlımız fit brownie. Normalde bu tarif dediğim gibi bir kurabiye tarifiydi. Hatta Instagram hesabım çalınmadan önce de eski hesabımda bunu paylaşmıştım. Ama ben bunu fit brownie'ye çevirdim. Bence böyle çok daha güzel oluyor ve cidden severek yiyorum. Tadı tam olarak daha önce yediyseniz Starbucks'ın fit brownie'sine benziyor. Tam brownie demeyelim aslında, fit cake diyelim. Ama cidden çok güzel bir tarif. Kesinlikle deneyin. Bu arada su bardağı ölçüsünü ben bu bardakta kullanacağım. Yarısını kullanacağım. Göz kararlı su bardağı olarak hesaplayacağım. O zaman dilerseniz artık başlayalım. Evet, ilk olarak yarım su bardağı keçi boynuzu özü koyacağız. Benim kullandığım keçi boynuzu özü bu Nevba markasının. Bunu BİM'den 13 lira 75 kuruşa falan aldım. Hop, açtık. Koyuyoruz. Yarım su bardağı keçi boynuzu özümüze bir tane yumurta kırıyoruz ve bunları çırpıyoruz güzelce. Bu arada ben şimdi kaşıkla çırpacağım. Ya da çatal yapsaydım daha iyiydi ama çok önemli değil. Çünkü hamurumuz çok şey bir kıvam olacak. Cidden cıvık cıvık bir kıvam olacak. Ve elle yoğurmamız gerekecek. O aşamada da eldiven takacağım. Çünkü çok şey hissetmiyorum bunu yaparken. Daha sonra bunları çırptım. Keçi boynuzu özümle yumurtamı çırptım. Şimdi yarım su bardağı zeytinyağı koyacağım. Bu arada normalde zeytinyağı tatları çok tercih edilmeyen bir şey. Çünkü böyle daha farklı bir tat verdiği düşünülüyor. Bence de öyle normal tatlar için. Ama bu yaptığım fit brownie zeytinyağı cidden sırıtmıyor ve tadını etkilemiyor. O yüzden şimdi yarım su bardağı zeytinyağımı koyacağım. Şöyle göstereyim. Yine yarım su bardağı kakao koyacağım. Bunu yine göz kararı koyuyorum. Hiç bardak kirletmeye gerek yok. Çok yaptığım için elim o kadar alıştı ki. Bu arada mesela siz kakaoyu biraz daha az koyabilirsiniz. Yarım su bardağından biraz daha az koyabilirsiniz. Çünkü o Starbucks brownie yediyseniz yoğun bir çikolata tadı var aslında. Yoğun bir kakao tadı var. Eğer böyle çok yoğun kakao tadından hoşlanmıyorsanız birazcık daha azaltabilirsiniz. Ben hoşlanıyorum. Ben zaten tatlı çok seven biriyim. Aşırı tatlıcı bir insanım yani. Ve bu benim çok güzel tatlı isteğimi götürüyor. Bir de bu arada mesela şunu da söyleyeyim. Ben daha önceki videolarımda da söylemiştim. Eğer yaparsak şöyle yaparız falan gibisinden. Ben gerçekten kötü sağlıklı tatlı yemem. Hani onu yiyeceğime cidden gider normal tatlı yerim. Eğer gerçekten o yaptığım sağlıklı tatlı güzelse yerim yani. Ayırt ederim. Hani sağlıklı diye her şeyi de yemem. O yüzden benim tariflerime de güvenebilirsiniz. Şimdi bunları güzelce karıştırıyorum. Daha sonra unumu falan eklemeye geçeceğim. Şimdi karışımımı çok güzel karıştırdım. Böyle puding gibi bir şey oldu zaten. Şimdi 1,5 çay bardağı tam buğday unu kullanacağım. Bunu da herhangi bir yerden aldığım, herhangi bir marketten aldığım Söke markasının tam buğday ununu koyacağım. 1,5 çay bardağı. Unumu koyduktan sonra bir paket hamur kabartma tozu koyacağım. Normalde mesela ben bunu kurabiye olarak yapıyorum. Kurabiye olarak yaptığımda 1 ya da 2 çay kaşığı kabartma tozu koyuyorum. Ama o şunun için, çok fazla şişip yayılırsa kurabiyelerim birleşir diye. Ama bu sefer bir brownie yapacağım için
Bir paket kabartma tozu bana çok yeterli oluyor. Çöplerimi de şöyle ayırayım. Bunu da koyduktan sonra bir de yarım çay bardağı bitter damla çikolata kullanacağım. Şunu da söyleyeyim. Normalde damla çikolatalar bitter mi oluyor, normal mi oluyor bilmiyorum. Bu konuda linç yemek istemiyorum. Ama ben bitter gördüğüm için çok mutlu oldum. Ve o yüzden bunu belirterek söylüyorum. Şöyle yarım su bardağı bitter çikolata kullanacağım. Yine aynı bardağım. Elimde yarım su bardağı bitter yokmuş. Bu kadar varmış. Çok önemli değil. Zaten yoğun kakaolu bir tatlı. Şöyle kaşıkla bunu bitiriyorum. Şimdi malzemelerimizin hepsi tamam. Şöyle çok az unu falan böyle birbirine geçsin diye karıştırıp daha sonra eldiven takıp elimle yoğuracağım. Dediğim gibi böyle ele yapışacak bir kıvamı oluyor. O yüzden bunu kurabiye yapsanız da böyle brownie yapsanız da yani yanmış sanıp daha fazla sıvı falan eklemenize gerek yok. Doğru, kıvamı bu şekilde. Ama piştikten sonra gerçekten çok güzel oluyor. Ben de ilk yaptığımda ön yargılı yapmıştım. Bütün aşamalarını size göstereceğim ama. Şimdi şöyle güzel kaşıkla ufak böyle unu falan yediriyorum ve hemen gidip eldivenimi alıp geliyorum. Şimdi eldivenlerimi taktım. Şu kaşığımda kalanı şöyle şuna atıyorum malzemeden çalmamak için. Şöyle güzelce. Şimdi bunu ellerimle yoğuracağım. Daha iyi bir kıvama gelene kadar, işte unlar falan karışana kadar. Kıvamını da zaten size yaptıktan sonra göstereceğim. Bu arada yoğuracağımdan kastım çok böyle ekmek gibi yoğurmayacağım ama işte çok böyle ele yapıştığı için kaşıkla veya işte çırpma teliyle falan çok mümkün olmayacak bir kıvam. O yüzden elle yapsanız çok çok daha güzel oluyor. Şimdi ben bunu birazcık yoğurayım. Evet, fit brownie'miz hazır. Çok basit gördüğünüz gibi. Gerçekten yapımı 10 dakika, pişmesi de 12 dakika. Yani toplamda 22-25 diyelim. 25 dakikada hazır olacak bir tatlı. Çok pratik. Ben böyle iftara 20 dakika kala falan yapmıştım bunu ilk yaptığımda. Gerçekten çok güzel. Şöyle ben şimdi size kıvamını göstereceğim. Ellerim için özür dilerim ama eldiven var. Kusura bakmayın. Şöyle bir kıvamı var. Yani şunu görebiliyorsunuz değil mi? Şu olayı hani yapışıyor. Bayağı yapışıyor. Bu sizi yanıltmasın. Şimdi şu eldivenlerimi bir çıkartayım. Borcamımı hazırlayayım. Böyle bir borcam aldım. Sizde böyle daha küçük kale varsa daha güzel olur. Bizde şu anda o yok. Bu borcamın içine yağlı kağıt sereceğim. Tereyağı sürmenizi çok fazla tavsiye etmem. O zaman biraz fitlikten çıkabilir çünkü. Zaten çok yapışan bir şey değil. Yağlı kağıt koyduğumuzda. Şimdi bunun içine güzelce yağlı kağıdımı sereceğim. Şimdi eldivenimi çıkarttığım için şöyle kaşıkla bu yağlı kağıdın üstüne bunu dökeceğim. Birazcık nasıl pişirmeniz gerektiğinden bahsedeceğim. Fırınımızı açtık. Altlı üstlü ayarda 200 derecede 12 dakika pişmesi gerekiyor. Vallahi bakın ne 11 ne 13 tam 12. 12 dakikada çıkartın mis gibi oluyor direkt o süre zarfında. Şimdi biz diğer tarife geçelim. O sırada da ben bunu pişireyim. Buradaki tarifimiz fit dondurma. Bu tarifi ben gerçekten çok seviyorum. Çünkü çok pratik oluyor, çok kolay oluyor. Tek yapmanız gereken şey bunları yapıp buzluğa atıp 5-6 saat buzlukta bekletmeniz. Şimdi beraber başlayalım. Gerekli malzemeler çok basit. 1 adet muz. 1 adet süt. Ben yarım yağlı kullanacağım. Hiç önemli değil ne kullandığınız. Bir de kendi yaptığım fındık ezmesini kullanacağım. Sağlıklı fındık ezmesi, şekersiz. Bunun tarifini diğer Instagram'ımda vermiştim. Yakalayabildiniz mi bilmiyorum. Ama eğer yakalayamadıysanız onu yaparız. Eğer şu an deneyecekseniz bunun yerine 1 yemek kaşığı bal. 1 yemek kaşığı bal koyuyoruz elinde olmayanlar. Veya elinde sağlıklı fındık ezmesi olan da bundan 1 yemek kaşığı koyabilir. Şimdi ilk başta muzumu açıyorum. Bu arada eğer olgun muzunuz varsa kesinlikle bu tarifte kullanın. Çünkü olgun muz biraz böyle şekerlenmiş oluyor. Şeker tadını da oradan verir. Benim şu an muzum olgun değil. Problem değil. Bunu ilk başta şöyle tabağıma koyup daha sonra bunu çatalla püre haline getireceğim. Bu arada siz benim şu anda kasede yaptığım işlemi blenderda 5 saniyede falan da yapabilirsiniz. Ama o benim blenderım yok şu anda. O bizim bozuk, tamire gidecek.
O smooth yaptığım blenderımda da bunu böyle çıkartmak çok zor oluyor. O yüzden elimle ezmeyi tercih ediyorum. Şimdi muzlarımızı beraber püre haline getirelim. Birazcık da belki sohbet etmiş oluruz. Nasılsınız? Ne yapıyorsunuz? Bu arada neler yapıyorsunuz? Kendi karantinamız nasıl geçiyor? Artık herhalde yavaş yavaş bitiyor gibi mi? Gerçi bitmiyor ama dikkat etmemiz gerekiyor. Yani benim çok çıkmaya niyetim yok zaten. Evdeyiz. Sınavlarım başlıyor bir de. Tamam, ben hallettim muzlarımı. Kıvam gösteriyorum. Bildiğiniz şey püre gibi. Hatta biraz daha fazla ezebilirsiniz ama gerek yok o kadar yapmama benim için. Hani o ağzıma gelse de beni rahatsız etmez. Şimdi bunun üstüne bir yemek kaşığı kendi yaptığım fındık ezmemden koyacağım. Dediğim gibi eğer ki yoksa bir yemek kaşığı bal. Ben var diye bunu koydum. Normalde bir yemek kaşığı bal koyuyorum çünkü. Yani çok önemli değil. Tam evde bir yemek kaşığı kadar kalmış. O yüzden... Bir de diyelim ki siz kakao seviyorsunuz. O zaman bu yaptığınız karışıma bir de bir yemek kaşığı ya da iki tatlı kaşığı gibi düşünün. Kakao ekleyebilirsiniz. Şimdi bu yaptığım tarifin üstüne gerçekten göz kararı süt ekleyeceğim. Onu da göstereyim. Şunun yarısına kadar süt koydum. Şimdi bunları çırpıyoruz. Benim dondurmam artık hazır. Bayağı bir karıştırdım. Ben içinde küçük taneler kalmasından hoşlanıyorum. O yüzden benim için problem değil. Dediğim gibi isterseniz siz bayağı bir çırpabilirsiniz elle. O zaman yine gidiyor bunlar. Ya da dediğim gibi blenderdan geçirebilirsiniz. O çorbaları falan karıştırdığımız blenderdan. Benimkisi olmuyor. Bu arada bunu neye koyacağım? Boş karton kutusunu. Genelde bundan sarma falan çıkardı eskiden. Artık Berfin'in fit dondurması çıkıyor. Şimdi bu karışımımı bu karton kutusuna döküyorum. Olduğu gibi. Bu arada ben daha önce şey yapmıştım. Ondan da bahsedeyim. Şu kutunun tam ortası var ya. Bu kutunun tam ortasına bir karton koymuştum. Ya da alüminyum folyoyu böyle kat kat yapıp bir karton haline getirebilirsiniz. Karışımımın yarısını kakaolu, yarısını normal şu anki tariften yapmıştım. O zaman tadı çok lezzetli oluyor. Şimdi bu nereye gidiyor? Bu buzluğa gidecek. Yaklaşık bir 5-6 saat, belki daha fazla ama 5-6 saat olur gibime geliyor. Çünkü ben genelde geceden yapıp sabah çıkartıp yiyorum ya da öğlen. O yüzden hep olmuş oluyor. Buzlukta kalacak dediğim gibi. Tadı çok güzel oluyor. Hem de şekersiz, sağlıklı, vicdan azabı çekmeden yiyebiliyorum. Hatta bunu böyle birine ikram etseniz anlamaz bile. O zaman bu buzluğa gidiyor. Bir diğer tarifimiz fit puding. Yani şekersiz, sağlıklı, yine vicdan azabı çekmeden yiyebileceğimiz bir puding. Gerekli malzemeleri yine ben çıkarttım ve başlıyorum. İlk olarak 1 su bardağı süt koyacağım. Bakalım birkaç tane çıkacak bu arada. Azaltabilirsiniz ona göre. Evet. Göz kararı koyuyorum. Daha sonra... Bir yemek kaşığı tam bulyon koyacağım. Bir yemek kaşığı kakao koyacağım. Ve bir yemek kaşığı bal koyacağım. Şimdi artık çırpma teline geçtim. Bu karışımımı ocağa koyuyorum. Birazcık kısık ateşte olsun. Kaç olsun? 5. Ya da 6 iyi. Tamam. Şimdi bunları ilk başta birbirine karıştırayım. Bir kaynasın. Bakalım ne olacak. Yani çok güzel oldu. İnanılmaz güzel kokuyor. Ben hemen yemek istiyorum.
Gördüğünüz gibi tam 3 tane çıktı. Gerçekten bu orantıları çok iyi beceriyorum. Şimdi bunları artık başka bir kenara alıyorum ve hazırsanız artık bakalım tatlarımız nasılmış. Evet, ilk olarak Fit bir örneğine başlayacağız. Gerçekten çok güzel görünüyor. Şimdi tadına bakalım. O kadar güzel ki bunu birinin önüne koyun ve şekersiz olduğunu söylemeyin. Aşık olur. İnanılmaz güzel. Gerçekten efsane. Kesinlikle deneyin. Hatta lütfen denerseniz bana da söyleyin. Hayatımda yaptığım en pratik, en kolay tatlı olabilir. Şimdi sıradakine geçiyorum. Evet, sırada dondurmalarımız var. Ben tabii ki de size göstermek için bir gece önceden yapmıştım. Şimdi bunun tadına bakacağız. Bayağı bir de donmuş. Biri kakaolu. Size söylediğim gibi. Bir yemek kaşığı kakao koydum. Üstüme döktüm ya. Azıcık üstümü kirlettim. Ama olsun. Cidden inanılmaz. Çok güzel olmuş. İnanılmaz güzel olmuş. Yani cidden çok güzel olmuş. Şimdi bir de sadesine de bakıyorum. Çok güzel olmuş. Sanırım fındık ezmem çok güzel şekerli kıvamını da vermiş. Çünkü fındık ezmemde de bal var. O yüzden bu arada dediğim gibi fındık ezmeniz yoksa bal koyabilirsiniz dedim. İnanılmaz güzel olmuş. Kesinlikle deneyin. Şimdi sıradaki tarife geçiyorum. Dingime geçtim. Bakalım bunun tadı nasıl? Heyecanlandım. O kadar güzel, o kadar hafif ki. Çok güzel. Gerçekten çok güzel. Biz bu işi gerçekten başarmışız. Üçünü de çok güzel yapmışız. Vallahi helal olsun bana. Kendime bir alkışlayayım. Cidden üçü de birbirinden güzel ve yapılır yani. Bayağı ben beğendim. Umarım sizler de yaparsınız. Umarım sizler de beğenirsiniz. O zaman dilerseniz artık videoyu burada kapatalım. Lütfen siz de bu tarifi denerseniz bana atmayı, bana yazmayı unutmayın. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, çanı açmayı ve lütfen beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz.